Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik 1. dönem 2. sınav örnek sınav sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Senaryo 1'i çözüyor olacağız. Biliyorsunuz MEP ortak sınavlar yapma kararı aldım. Matematik için hatta bu sene 2023'te başlıyoruz arkadaşlar 6. sınıf ve 9. sınıflarla ilgili. Diğer dersler için de arkadaşlar örnek sorular yayınlanıyor. Birinci sınavlar için de yayınlanmıştı biliyorsunuz. Kanalımızda paylaşmıştık. Çok da yoğun ilgi gördü. Sağ olun. Şimdi de birinci senaryoyu çözüyoruz arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Oynatma listesinin tüm senaryolar. 3 senaryomuz olacak arkadaşlar ikinci sınav için de. Tüm senaryoları sırasıyla konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz ki zaten daha fazlasını isteyen arkadaşlarım kazanım kavrama 4-4'lük tekrar tezi çalışma soru çalışma tezi OGM hatıra soru bankası uygulamalarında baksın. Videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Arada hatırlatacağım. Sadece bunlar değil tabii ki değil mi? Bunlar da sınavımıza örnek teşkil ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki. Bak burada ne diyor arkadaşlar? Öz kütle, kütle, hacimle ilişkili sorular soracağız diyor. Yarı çapı 5 cm, yüksekliği 10 cm olan silindir şeklinde içi boş kutuya kütlesi, öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvıdan doluncaya kadar konuluyor. Güzel. Tamamını doldurup. Sıvı eklendikten sonra kutunun toplam kütlesi 2 kilogram olduğuna göre kutunun kendi kütlesi kaç gramdır? Şimdi sevgili arkadaşlar hop kutumuzu şöyle bir alalım. Neler olup bitiyor ona bir bakalım. Neyi bulmak istiyoruz onu düşünelim. Şimdi sevgili arkadaşlar ben buraya sıvıyı koyuyorum. Sıvıyla doldu. Bak ne diyor? Toplam kütle 2 kilogram oldu. 2 kilogram. Kilodan kastı ne arkadaşlar? Bu arkadaş 2000 gramdır. Şimdi ben içerideki sıvının kütlesini bulursam arkadaşlar, M sıvıyı bulursam toplam 2000'den bunu çıkartırım, M sıvıyı bulurum değil mi? Güzel. O zaman şurada M neydi? Kutu. M kutuyu bulurum değil mi arkadaşlar? Toplamda mı? O zaman sıvının kütlesini bulmaya çalışalım. Arkadaşlar D eşittir M bölü V. Ve M neydi sevgili arkadaşlar? D çarpı V. Bu sıvı için, bak sıvı için bunları bulmaya çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar, öz kütlesi 2 kilo. Bunu biliyor muyum? Biliyorum. MS'ye, kütleye ulaşmaya çalışıyorum. Hacmi biliyor muyum? Bilmiyorum. Hesaplayabilir miyim? Evet, hesaplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben sana yine genel bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Böyle düzgün yükselen tüm prizmatik cisimlerin, silindirlerin de arkadaşlar hacmi ve silindir diyelim biz bunu arkadaşlar. Taban alanı çarpı yüksekliktir. Yükseklik. Yani taban alanı çarpı yüksekliği H olarak da gösterebiliriz. H diyelim buna. Bunu hesaplayacağım sevgili arkadaşlar. Bu öncelikle ne yapmam lazım? Taban alanı bulmam lazım. Taban alanımızda nasıl arkadaşlar? Dairesel. Bu arkadaşın alanı ne kadar? Taban alanı eşittir pi r kare değil mi? Bununla hesaplanıyordu. Çok güzel. Yarı çapı 5 dedi. Yukarıda da göstersem olur. R 5. Yerine yazalım şimdi sevgili arkadaşlar. V sıvı ya da V silindir tamamı yani. Pi r kare. Pi'yi 3 al dedi mi? Al dedi. Ha ya da yazalım ya. Pi r kare çarpı h. Hesaplıyorum. Pi 3 çarpı. Sonra dedi 5'in karesini al. R'nin karesi. Çarpı yüksekliğimizde 10 santimetre değil mi arkadaşlar? Aynen öyle 10. Burada küçük bir hesap yaptığımızda şu arkadaş 25 değil mi? 10 ile çarparsam 250. 250'yi de 3 ile çarpsam 750 santimetre küp olur. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar o zaman bak şimdi hop buradan M sıvıyı bulalım. M sıvı eşittir. D'sini biliyor muyum? Biliyorum öğretmenim. 2 çarpı hacmini de öğrendim mi? Öğrendim. 750. Kaç oldu arkadaşlar? 1500 gram oldu. MS. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş bak içindeki sıvının toplam ağırlığı 1500 gram. Bu saatten sonra avaz avaz bağırıyor cevap değil mi? Hop M kutu ne olur arkadaşlar? M toplam eksi M sıvı. Toplamı 2000 gram idi. 2000 eksi sıvımız da 1500 idi. Çıkarttığımızda 500 gram buluruz ki buna da ne deriz arkadaşlar halk arasında? Yarım kilo denir. 0 tam 10'da 5 kilo yarım kilo da denir. Anlaştık? Güzel.
2 ile devam edelim sevgili arkadaşlar. İkinci soru bakalım ne diyor? Evet, ikinci soru. Özdeş cam kapların içerisinde aynı hacimde konulan yeşil ve mavi, arkadaşlar aynı hacim, dikkat ediniz, mavi ve renkli farklı sıvılara özdeş kılcal cam borular daldırıldığında kılcal borularda şekildeki gibi sıvı yükselmeleri olmaktadır. Görüyorum. Sıvı seviyelerin farklı olmasının sebebi nedir? Arkadaşlar 1. Bu sıvılar niye yükseldi? 2. Niye farklı yükseldi? Farklı var. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Kılcallık olayı diyoruz değil mi? Kılcallık olayı. İngilizcesi de arkadaşlar capillary rise'dır. Capillary rise. Şöyle ki sevgili arkadaşlar biliyorsunuz maddemizin adezyon ve kohezyon özellikleri var. Adezyon bildiğiniz üzere birbirine tutunma arkadaşlar. Yapışma. Farklı iki madde arasındaki yapışma. Kohezyon dediğimiz şey de arkadaşlar birbirine tutunmaydı değil mi? Birbirine tutunma. Şimdi sevgili arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere bu fark birbirine ne? İki madde arasındaki birbirine tutunmadan kaynaklanıyor. Şimdi şu mavi gördüğünüz sıvıyla arkadaşlar tüpün çeperler arasında birbirine tutunmaya çalıştığı için şu seviyede korunmaya yükseliyor. Ayrıca sevgili arkadaşlar yeşile baktığımda yeşilde bu tutunma, yapışma kısmı arkadaşlar adezyon cam ile yeşilin arasındaki adezyon koyunca daha büyük olduğu için sevgili arkadaşlar daha yükselmiş. Yani adezyon yeşil büyüktür, adezyon mavi diyebilirim. Anlaştık mı? Birbirine tutunmada da arkadaşlar kohezyonda da kohezyon olarak hani tam bir net bir şey söylemesek de kohezyon olarak da mavinin kohezyonu büyüktür, yeşilin kohezyonu da diyebilirim. Çünkü birbirine daha fazla tutunmuş. Yani aradaki farkın oluşması arkadaşlar adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle alakalı bir şey. Niye daha fazla yükselmiş? Çünkü yeşil şu camın çeperlerine tutunmaya daha hevesli. Adezyonu yüksek. Böyle de söyleyebiliriz. Anlaştık? Güzel. O zaman 3 ile devam edelim arkadaşlar. 3'ün soru ne demiş bakalım. Bir hareketli şekildeki K noktasından P noktasına gidiyor. K'den P'ye gidiyor. Güzel. Ve geri dönüp M noktasına gelerek duruyor. Arkadaşlar bu arkadaş buradan çıktı, buraya geldi. Sonra da tuttu buradan M'ye geri geldi. Şuraya geldi. Güzel. Yolculuğumuz bu. Buna göre hareketlinin aldığı yol ve yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü kaç metredir? Sevgili arkadaşlar alınan yola bir bakalım. Biliyorsunuz alınan yol ile yer değiştirmeler farklı hususlar. Alınan yol sevgili arkadaşlar bildiğin bu arkadaşın teptiği yol. Şimdi bu arkadaş K'den çıktı P'ye kadar dikkat et. Bak eksi 20'den 0'a burası her biri 10 metre. 10, 20, 30, 40 geldi. Sonra geri döndü 40, 50, 60. Yani arkadaşlar K, P arasını aldı. Artı bir de P, M arasını aldı değil mi? Güzel. K, P arası 40 metre. Artı P, M arası da 20 metre. 60 metre yol aldı. Peki sevgili arkadaşlar. Netice itibariyle bu arkadaş ne kadar yer değiştirdi? Buradaydım, buraya geldim. İşte sevgili arkadaşlar onu da yeşil çizeyim. Yeşilim daha güzel. Başlangıçta ben buradaydım. Neticem nerede? Burada. İşte arkadaşlar bu yer değiştirme vektörü de bu kadar. Yer değiştirmen bu kadar işte. Hop bu mesafe ne kadar arkadaşlar? Yer değiştirmeyi de yazalım. Yer değiştirme. Arkadaşlar bu vektörel bir büyüklüktür. KM mesafesidir. Bu KM mesafesi de arkadaşlar ne kadar? 20 metredir. Değil mi? 20 metrede yer değiştirme var. Hepsi bu kadar sevgili arkadaşlar. Alınan yolda bütün teptiği, ayaklarının bastığı bütün yerleri yazıyoruz. Yer değiştirmede de bak dolaştı. Alınan yol bu çizdim. Yer değiştirmede şu arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Okey Tomento. Harika. 4 numara ile devam edelim. Hemen şeyi de hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Bak bunları çözüyoruz. Senaryo 1, 2, 3'leri de çözeceğiz. Sadece bunlarla sınırlı kalmayın. Yine Mebid'in hazırladığı kazanım kavrama testleri, 4-4 konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma testleri, OGM materyal soru bankası, mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsinin oynatma listeleri kanalımda mevcut.
Videonun açıklamalar kısmında var zaten çoğunun linki. Oradan kolayca erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar devam ediyorum. 4 numara. Diyor ki 4 numarada da doğrusal doğrusal yatay yolda başlangıçta yan yana duran K ve L araçların hareketlerine ait hız zaman, dikkat et, hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre 5. saniyede K ve L araçları arasındaki mesafe kaç metredir? Sevgili arkadaşlar, öncelikle ezberci zihniyetle şöyle bir anlatayım ben sana. Bir kere hız zaman grafiğinin arkadaşlar altında kalan alan bize neyi veriyor arkadaşlar? Yer değiştirmeyi veriyor. Yani şöyle yapabilirsin. Bak, hop, ben sonra hikayesini alacağım. Bunun altında kalan alan ne kadar sevgili arkadaşlar? Bak burası 5 birim, burası 10 birim. 5 çarpı 10 bölü 2. Ne yaptım ben burada? Bu üçgenin alanını hesapladım. Hop kaç oluyor? 25 metre. Sevgili arkadaşlar dikkat edersen bu arkadaş pozitif yönde. Dikkatini çekerim. Yukarıda pozitif yönde bu kadar yer değiştirdi. Sevgili L aracımıza da bakın. Bak bu sefer eksi bölgedeyim. Burası 5 birim. Çarpı. Şurası kaç birim? Aha da burada gözüküyor. 20 bölü 2. Yine ne yaptım? Alanı hesapladım. Hop hop. Burası da 50 metre. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş da 50 metre. Ama nasıl 50 metre? Eksi 50 metre. Öğretmenin metrenin eksisi olur mu? Arkadaşlar bu eksi yön bildiriyor. Yön bildiriyor. Ben sana hikayeyi anlatayım. Bunda ne yaparsın? Bak bunun hesabı da arkadaşlar 25. Bunun arasındaki mesafeyi bulmak için eksi 50 yazarsın. Eşittir 25 eksi artı oldu. 50 eşittir 75 metre. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Farkında olmadan sen tam sayılarda işlem olayını öğrendin. Ne diyor ya bu öğretmen? Arkadaşlar 7. sınıfta sana böyle öğretilmiş. Bak burada hikaye şu. Şurası başlangıç noktası K ve L burada. Pozitif yön burayı kabul ettik. Negatif yönde burayı kabul ettik. Tamam sağa gidersek pozitif. Bak bu arkadaş 25 metre şuraya gidiyor. K'nin ikinci durumu arkadaşlar. Şurası 25 metre. Peki L ne yaptı? L de ters istikamette. Sevgili arkadaşlar bu da L'nin ikinci konumu. Nereye geldi? 50 metre öteye geldi. İşte bu da L'nin mesafesi. Şimdi bana söyle bakayım şu mesafe ne kadar? İşte 25 artı 50'den 75. Senin burada yaptığın çıkarma işlemi iki nokta arasındaki mesafe çıkarmayla bulunur. Eksinin eksiyle karşılaşıp artı olmasının sebebi de ahanda budur işte. Sana çaktırmadan matematiksel tam sayılarda işlemde anlatmış oldum. Anlaştık mı? Harika. Ne duruyoruz arkadaşlar? 5 ile devam edelim yolumuza, yolculuğumuza. 5 numara diyor ki doğadaki temel kuvvetleri yazınız. Arkadaşlar kaç taneydi? 4 tane temel kuvvetimiz var. Onlar da neydi arkadaşlar? Nükleer kuvvetler var bak. Nükleer kuvvet yaz. Nükleer kuvvet. Bu nükleer kuvvetin arkadaşlar bir güçlü olanı var. Güçlü nükleer kuvvet. Bir de zayıf olanı var. Zayıf nükleer kuvvet. Biz bu güçler nükleer kuvveti arkadaşlar diğer adıyla ne diyoruz? Yeyin. Türkçe bir kelime. Yeyin güçlü demek zaten. Anlaştık. Ha. Bunlar 12. sınıflarda çok eğileceğimiz konular. Anlaması biraz zor olabilir, elektriğin içine girecek. Ama bizim en çok arkadaşlar lise müfredatında daha çok üzerinde duracağımız mesela elektromanyetik kuvvet var. Elektromanyetik kuvvette neler var arkadaşlar? Mıknatıs var değil mi? Elektrik akımından kaynaklanan bu kuvvetler. Diğerimizde ne? Kütle çekim kuvveti. Evet, doğada yer alan arkadaşlar, doğadaki temel kuvvetler bunlar. Bunlardan ne mesela? Gezegenler değil mi? Gezegenler birbirlerini, dünya ayı, ay dünyayı bu kuvvetlerle çekiyor. Dördü de budur. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet. O zaman devam edelim sevgili arkadaşlar. 6 ile. 6 ne demiş bakalım. Yatay bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafikte 1, 2, 3 nolu numaralanmış bölümlerin hangilerinde hız ve ivme vektörleri aynı yönlüdür? Nedenini açıklayınız. Şimdi sevgili arkadaşlar teker teker bakalım. Bak birinci bölmede bu arkadaşın hızı giderek artıyor. Hız artıyor.
Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar, şu eğimle zaten anlayabiliriz. Şu yönde eğim yapanların arkadaşlar hep iğmeleri pozitif olur. Bu arkadaş artı yönde ilerliyor. İğmesi de artı yönde sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bak hızlanıyor bu arkadaş. Hızlanan bir hareket yapmış. Şöyle çizelim. Şu yönde artıyı yine burası kabul edelim biz sizinle. Tamam, eksiği de burası kabul edelim. Artı yönde sürekli hız artıyor bak. 3, 5, 7 neyse artıyor sürekli. V'si artıyor arkadaşlar. Hareket yönü de neresi? Sağ yönde bak pozitif yönde almış. Hız ve ivme vektörleri hızlanıyor. Hızlanan hareketler arkadaşlar ivmeler aynı yöndedir. Hızlanan hareketlerde. Bu evet doğru, birinci de kabul ettik. Biri aldık. Yani birinci bölgede tamam. İkinci bölgeye bakalım sevgili arkadaşlar. Hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlü oldu. Artıyor değil mi? İvme neydi? İvme birim zamandaki hızdaki değişim. Bunu şöyle de görebilirsin. Eğer artı çıkarsa değil mi? V eksi 0 bölü T eksi 0. V bölü T pozitif bir değer çıktı. İkiye mi geldik? Arkadaşlar bak burada açık ve seçik ne oluyor? Yavaşlıyor. Bu arkadaşın hız vektörü böyleyken yavaşlama ivmesi gösterdiği için ivme vektörü sola doğrudur. Zıt yönlü olur. Çünkü yavaşlayan bir hareket yapıyor. Güzel. Buraya ne diyoruz? Hızlanan şu yavaşlayan. Evet. Bunları yazmış olman yeterlidir bana sorarsanız. 3 numaraya bakalım arkadaşlar. 3 numarada hocam bununla aynı, bu da hayır. Bak sevgili arkadaşım, bu arkadaş şimdi negatif yönde. Şurada hep sağa doğru gidiyor. Bak pozitif yönde gidiyor. Bu yönde gidiyor, bu yönde gidiyor. Şimdi burada durdu. Bak hızı sıfır oldu arkadaşlar. Görüyorsun hız sıfır oldu. Bu sefer sola doğru, bak sola doğru döndü. Nereden anladım? Hızın eksisi olması arkadaşlar negatif yönde ilerlediğine delalettir. Bak burada da negatif yönde sürekli artıyor. Sürekli artıyor, sürekli artıyor. Eksi 5, eksi 7, eksi 9 değil mi? Eksi ne demekti? Sola doğru. Burada sürekli artıyor. İvmem hangi yönde? Bak ivme de sol yönde. Sola doğru artıyor. Yani hız vektörüyle ivme vektörü aynı yönde arkadaşlar. Burada da hızlanan. Ama negatif yönde. Negatif yönde. Pozitif yönde negatif yönde olması çok önemli değil arkadaşlar. Burada hareketlerimiz şu arkadaş negatif yönde yön olarak. Şu ikisi de pozitif yönde. Yönlerini nasıl anlıyorum? Bak pozitif bölge, negatif bölge. Anlaştık mı? Harika. Evet, soru 7. soru var mı? Ha, var mıymış? Ya yokmuş. Bitirmişiz. Sevgili arkadaşlar, şimdi testi tamamladık. Birinci senaryoyu. İkinci senaryoyu da dediğim gibi ben buraya zaten oynatma listesinin linkini koydum. Bu linke tıklayarak bütün testlere zaten ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. 9. sınıfla ilgili kazanım kavramalar, bunların hepsini de çözün. Sadece bunlarla sınırlı kalmayın. Burada da çok detaylar var arkadaşlar. Yine MEB'in hazırlanmış oldu. Hem matematik hem fizik derslerine ait oynatma listeleri mevcut zaten kanalımda. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.